Mazharla Ruhsar, ortalama bir aşkla birbirlerini severek ve belediyenin nikah memurlarına verdiği yetkiden faydalanarak dünya evine girmişler. Bu evlilik başta Mazharla Ruhsar olmak üzere birçok kişiyi mutlu etmişti. 35 yıllık annesi Menkıbe Hanım'la 19 yıllık kız kardeşi Firdevs hariç elbette. Girdikleri bu dünya evi klasik Türk dünya eviydi. Ruhsar, kaynanası Menkıbe Hanım ve görümcesi Firdevs'le şiddeti vasatın hiç de altında olmayan bir sürtüşme içindeydi. Bu sürtüşmelerde her zaman olduğu gibi haklı bir taraf yoktu elbette. Zavallı Mazhar iki arada bir derede kalmıştı. Buna bir de Ruhsar'ın aşırı kıskanç karakteri eklenince Mazhar için bu dünya evi bir işkence evine dönüşmüştü. Fakat trikotajla hiçbir ilgisi olmadığı halde sürekli ağ ören kader yine ağlarını örmüştü. Zalim kader Ruhsar'ı bu dünyadan alır ve tüm fanilerin gitmek zorunda kaldıkları ahiret evine çok erken gönderir. Ama bu göç hikayemizde bir sona değil, aksine komik olayların başlamasına neden olacaktı. İnan bana canım, bu benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür, döktür, bir o yana bu yana. Aklım başımdan gitti, vay bana, vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu, inan bana. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, Ruhsar gitti ruhla kaldık. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, Ruhsar gitti ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet Ruhsar. Ne Ruhsar? Yok. Gelmemiş. İyi. Ben uyumaya devam. Ruhsar. İyi. Gelmemiş. Yağmur da yağmıyor. Ruhsar gelmemiş. Rahat rahat uyuyor. İşte geldim. Oh, canım ne kadar da masum uyuyor. Ama ne kadar da masum uyusan artık uyanman lazım. Ve seni uyandırma görevini de her zamanki gibi ben üstleniyorum. Oh aşkım, günaydın, günaydın. Ruhsar, alçak ortak. Dandik ortak. Dandik ortak. Evet. Zaten zortlak. Evet. Ulan ne diyeceğim, şaşırdım evet, sana ya. Ver sen düşünü ver. Evet, ben dandik bir hayal ediyorum. Sabah sabah. Konuşma. Sizi öbür tarafın geri zekalıları al. Sen de sus be. Sabah sabah. Ah!
Ah ah! Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Sedat'a annesiyle babası mürüvvetini görsünler diye gitmiş, tam karşılarındaki binadan onlara daire almış. Ve de annesiyle babası iyice mürüvvetini görsünler diye kendi evinin pencerelerindeki perdeleri çıkarttırmış. Ya! Diyorsun. Diyorum. Ama yine suç sende anne. Abim sana mürüvvet göstermiyorsa bırak ben göstereyim. Hayır efendim, olmaz. Hiç boşuna çeneni yorma. Önce abin evlenecek, sonra sen. Allah'ım Allah'ım. Mürüvvet hiyerarşisi diye bir şeyin olması ne saçma bir şey ya. Çok konuşma. Bizim soyumuz ta Osmanlı hanedanına dayanıyor. Bu gelenek tam 700 yıllık bir gelenektir. Bu güzel geleneği senin keyfin için bozacak değiliz herhalde. Şirret. 700 yıllık gelenekmiş. Sanki Hacı Bekir Efendi lokumları ailesiyiz. Ama dur bakayım. Ben ne yapacağımı biliyorum. Alo buyum. Alo Müfit, sen misin? Evet benim Firdevs. Müfit, sen diş mi çektirdin yoksa kudurdun mu? Yok yok, ben dişlerimi fırçalıyorum da. Bana bak Müfit, zaten sinirim tepemde. Bir de senin ne söylemeye çalıştığını anlayamam. Tamam mı? Hemen kafeteryaya geleceksin ve sana çok önemli bir kararımı açıklayacağım. Peki Firdevs. İşte o kadar. Allah Allah, neymiş acaba bu önemli karar? Nasıl hayatım? Kendimi sana affettirebildim mi bari? Fena değil. Peki soğuk bir şey içmek ister misin? Olabilir. Affettin mi beni kocacığım? Dua et böyle yeteneklerin var da seni affediyorum. Yoksa hayatta affetmezdim. Merak etme, benden bir süreliğine kurtuluyorsun canım. Kurtuluyor muyum? Ne demek oluyor? Çünkü gözüm abla yıllık iznini kullanıp tatile gidecek. Ben de onun yerine bakacağım kocacığım. Aa, hadi ya. Peki bu birkaç gün boyunca hiç gidip gelmeyecek misin aşkım? Aşkım sürekli orada durmam gerekiyor ama ben yine de ara sıra gelirim biliyorsun. Ben sensiz yapamam ki. Saate bak kaç olmuş. Benim işe gitmem gerekiyor. Önder Bey sinirli demokrat olmadan hemen işe gideyim. O zaman görüşürüz. Hadi hayatım içe giderim. Yerim kum oldu ya. Olur mu sizce? Ne diyorsunuz? Elbette. Şimdi gelecek. Aman dikkatli olalım. İşte geliyor. Merhaba. Nasılsın Firdevs? Bilmem. Sizce iyi miyim Doktor Bey? Olacaksınız Firdevs Hanım. Hiç merak etmeyin. Bugüne kadar cinsiyetlerini ameliyatla değiştirdiğim müşterilerimin hepsi çok iyi durumdalar. Ne? Neler oluyor Firdevs? Bu herif kim? Neler zırvalıyor böyle? O herif dediğin kişi benim cinsiyet değiştirme ameliyatımı yapacak olan uzman Doktor Bilal'dir. Doktor Bilal ameliyatla beni erkek yapacak. Sen ciddi misin? Evet Müfit Bey. Hem de çok ciddiyim. Bizim ailenin geleneklerine göre abisi evlenmeyen kız kardeş evlenemiyor. Ama abisi evlenmeyen erkek kardeş evlenebiliyor. Ben de ameliyatla erkek olmaya karar verdim. Hayır, bunu yapamazsın Firdevs. O zaman yap bir şeyler de evlenelim Müfit Bey. Tamam. Ben gidip Mazhar'la konuşacağım. Diyorsun. Diyorum. Ama hiçbir faydası yok. Çünkü hiyerarşiye göre önce abimin evlenmesi gerekiyor. Bu durumda senin yapman gereken şey de abimin bir an önce evlenmesini sağlamak. Mazhar'ın evlenmesi mi? Ama bu durum beni aşar Firdevs. Bu durum seni aşarsa ben de uçağa giderim. Abimin kiminle olursa olsun hemen evlenmesini sağlayacaksın. Yoksa yeni kankam ben olurum. Ama o benim en yakın arkadaşım. Hatta arkadaştan da öte kankam. Yani ben ona böyle bir şey nasıl yapabilirim? Yani bilmiyorum Firdevs. Düşünmem lazım. İyice düşün taşın. Ama dikkat et. Giden trenin arkasından el sallamak zorunda kalabilirsin. Öyle değil mi Doktor Beyciğim? Evet Ruhsar'cığım, nihayet gözüm ablan senelik izine çıkıyor. Artık buralar sana emanet. Ay, sana çok özeniyorum vallahi gözüm abla ya. Keşke ben de Masar'cığımla tatil yapabilseydim. Senin hiç olmazsa yine tatile çıkacağın birisi var. Ben ne yapayım, yapayalnızım. Saadettin'i görmem de yasak.
Ne yapayım? Ben de tek başıma bir adaya gidip tatil yapacağım. Ah canım benim. Gözüm ablacığım. Sen hiç merak etme. Ben senin işlerini hiç eksik etmem. Seni hiç mahcup etmem. Ona ne şüphe güzelim hadi. Kanka bir şey soracağım sana. Zor bir soru değilse sor kanka. Aşk için her şey mübah mıdır sence? Evet, mübah olabilir. Yani aşk en yakın arkadaşından bile önemli midir? Bazen önemli olabilir. Evet, bazen önemli olabilir. Yani o zaman kelek olmaz değil mi? Yok canım. Niye kelek olsun? Aşk bu oğlum, aşk. Hadi çak. Hoppa. Ben bir tuvalete gidiyorum. Tamam. Yeni ilişkilere yaraşayım. Sen de devler ülkesinde rahatına bak. Gulivercik. Burada sen Gulliver. Gulliver'im tamam. Ben baksaydım. Yani bak sen. Alo. Ben Firdevs'in kız arkadaşı Müfiye. Firdevs'e görüşebilir miyim acaba? Bir dakika. Sesi ördek sesine benzeyen bir kız arkadaşın arıyor. Aa, ördek sesi mi? Alo, buyurun ben Firdevs. Tamam, teklifini düşündüm ve kabul ediyorum. Masarı evlendirmeye yardım edeceğim. Kanka be. Benim uykum geldi desem. Şimdi kapatıyorum, yarın görüşürüz. Tamam canım, görüşürüz. Ne dedin kanka? Uykum geldi dedim, uykum. Sen yabancı değilsin. Ben şuraya şöyle kıvrılayım. Sen de otur dizine yatayım. Tamam sen kıvrıl. Evet. Sen yat. Evet. Ben sana masal anlatayım. Sen şeyi biliyor musun? Gülver Devler Ülkesi'nde. Anlatsana. Onu anlatayım mı? Anlat. Arkadaşlar, yeni işimiz mayo reklamı. Dünyaca ünlü Ay Baldız mayolarının tanıtım, reklam işini yapacağız. Sizlerden çok iyi fikirler bekliyorum. Hadi hayırlısı bakalım. Hadi. İlk etapta bayan mayolarını tanıtacağız. Ve bunları iki ünlü manken sunacak. İyi ama Önder Bey, yani mayo defilesine ne bulabiliriz ki? Suat doğru söylüyor Önder Bey. Bu kadar dar bir alanda ne yapabiliriz ki? Ha, ona siz karar vereceksiniz. Hı. Adamlar küçük bir karıncayı alıyorlar ve koskoca bir karıncalar filmi yani yapıyorlar. Hah, mankenlerimiz de geldi. Hoş geldiniz kızlar. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, mankenleri size tanıtayım. Ebru ve Kumru. Merhaba. Ben Suat ama siz bana kısaca Suo diyebilirsiniz. Ben de çok memnun oldum. Benim ismim de Selçuk ama siz bana kısaca yakışıklı ya da ne bileyim ben hayatımın erkeği falan diyebilirsiniz. Benim adım da Baha ama siz bana kısaca Bah diyebilirsiniz. Bah. Ben gelip baharım, merak etmeyin. arkadaşlar lütfen iş yerimize gelen bayanları taciz etmeyelim. Aferin Masar, tam devrimci gibi davrandın. Ha. Yok canım, ne tacizi? Ne tacizi? Biz sadece konukseverliğimizi gösteriyorduk yani. Evet. Ya arkadaşlar iş yapacağız. Konukseverliği. Ne o kanka? Kızlar senin hoşuna gitmedi mi? Pek gitti diyemem kanka. Peki senin hoşlandığın kadın tipi nasıl? Yani biraz anlatsana. Ne bileyim be kanka. Böyle uzun simsiyah saçları olmalı. Sürekli beyaz giymeli. Yüzünde hep bir gülücük olmalı. İnsan ona dokunurken heyecanlanmalı. Örnek insan olmalı. Ne bileyim be. Masar evlat, baksana buraya. Buyurun Önder Bey. Buyurun Önder Bey. Gel bakayım. Biz bu sene böyle iş yapmamıştık değil mi? Mayo işi. Evet, yapmadık. Yürü gidelim, odamda konuşalım. Tamam efendim. Şöyle geçelim. Yemek yemeye çıkmak istiyorsun sen. Çık. Gerçekten çık. Bak yani. Hadi şunu bana ver. Yollamam ben ödeyim. Alo. Alo Firdevs. Sen misin? Evet, benim Müfit. Şimdi beni iyi dinle. Ben sana Masar'ın hoşlandığı kız tipini tarif edeceğim. Sen de o tipte bir kız bulup getireceksin, tamam mı? Tamam. Peki nasılmış abimin beğendiği kız? Şimdi böyle uzun siyah saçları olmalı. Hep beyaz giyinmeli. Yüzünde hep bir gülücük olmalı. Ne bileyim ben, yani örnek insan olmalı. Bu kadarını hatırlıyorum. Uzun saçlı, beyaz giyinen. Tamam. Buluruz.
Dur bakayım, zaten annemin portföyünde böyle bir kız olacaktı galiba. Arkadaşlar yeter. Ben şimdi kapatıyorum. Bu dediğim şeyleri sakın unutma. Ay tamam, unutmam. Allah Allah. Nedir bu canım? Ayıp oluyor yani ya. Burası ciddi bir müesse. Hadi bakalım bağır çay ocağına sen hadi. Sen de maden ocağına hadi. Maksar. Olmaz ki ya. Ne bu sulluk canım? Evet ya. Allah Allah. Sizin işiniz de zor değil mi? Ah, evet. Soyun, giyin, giyin, soyun. Yok, aslında o kadar da zor değil. Ya benim bir amcamın oğlu var. Kızının adı Melahat. O da manken. Tanıyor musunuz? Bilmem, pek yabancı gelmedi ama. Kanka be, karşına bu özelliklerde bir kız çıksa evlenir misin? Suat'ın amcasının oğlunun kızı Melahat. Yok be oğlum, olmaz. Melahat değil ya. Hani olmaz. Biraz önce tarif ettiğin gibi bir kız. Oğlum ne tarifi? Ya gel gel gel, bak şimdi. Hı? Hani sen bana dedin ya böyle uzun siyah saçları olmalı. Böyle hep beyaz giyinmeli. Ondan sonra yüzünde hep bir gülücük olmalı. Ne bileyim ben yani böyle hani böyle bir de böyle böyle yaptın. Öyle bir kız. Evet. Bir çıksın da düşünürüz. Düşünürsün yani. Evlenirsin değil mi? Evet. Kocacığımı, masarcığımı özledim birden. Selamun aleyküm yenge. Aleyküm selam. Buyurun öbür tarafa hoş geldiniz. Benim adım Zeynel Maus. Zeynel Maus, Zeynel. Ölüm nedeniniz neydi? Uçak kazası. Yani şimdi uçak düştü de bir tek sen mi öldün? Yok bacım, uçak düşmedi. Ben uçak pistinde geziyordum. Uçağın arka kanadı benim kafama çarptı. Neyse, Allah rahmet eylesin. Seni cennete alıyoruz. Allah razı olsun bacım. Bizim memlekette ölen olursa sana bir kilo tereyağı, bir kilo da bal isteyim. Teşekkür ederim ama bizler yemek yemeyiz maalesef. Ay, masarcığım gözümde tütüyor vallahi. Ay, acaba bir ara fıyıp da yanına gitsem mi? Kanka, insanın karşısına hayallerindeki gibi biri çıktığında hiç beklememeli değil mi? Tabii canım, tabii. Evet, çünkü insanın karşısına her zaman hayallerindeki eş gibi biri çıkmayabilir. Öyle değil mi kanka? Evet, kesinlikle öyle. Evet kanka. Hadi gel, yemek yiyelim. Yemek ye de boyun uzasın biraz. Hoppala. Bu saatte kim geldi acaba? Allah git bak Allah. Bakalım kanka. Geldim, geldim. Geldim. Buyurun. İyi günler. Benim adım Raptiye. Buralarda birinin benim tipimde birinden hoşlandığını hissettim. Allah Allah. Yanlış hissetmiş olmayasınız sakın. Dur bir dakika canım. Kızcağız niye yanlış hissetsin? Yani sen bana bugün hoşlandığın kız tip olarak bu bayanın tipinden söz etmemiş miydin? Ben mi? Evet. Öyle mi dedim? Siz içeri buyurun bayan, içeri geçin. Arkadaşım sizin tipinizdeki bayanlardan çok hoşlanıyor. Oturun efendim, böyle. Buyurun, buyurun, buyurun. Oturun, oturun, oturun. Ben de şöyle oturayım. Sanki mi? Ben de ondan hoşlandığımı hissettim. Altıncı hissim çok gelişmiştir. Eminim, eminim. Ben geldim. Ruhum hoş geldin ama benim hiçbir suçum yok. Kim bu? Vallahi tanımıyorum. Benim ondan hoşlanacağımı hissederek gelmiş olan bir... Raptiye. Uzun saçlarım ve sürekli beyaz giyinmem sizin de çok beğendiğiniz özelliklerimden oluyor değil mi Masar Bey? Ya demek bu özelliklerinle kocamı tavlayacağını zannediyorsun ha? Al bakalım. Aman Allah, ne oluyor saçlarıma? Ben uzun saçlarını böyle dans ettiren kızlardan çok hoşlanırım. Bravo Raptiye Hanım. Saçlarıma ne oldu? Kısa saç da fena olmadı tatlım. Korkunç. Neler oluyor burada? Bilmiyorum. Bir şey söyleyin. Evet. Şimdi de sıra geldi beyazlara. Acaba beyazlarınızı Mehmet'ler bile gösterecek kadar cesur musunuz bakalım? Allah tanrım. Elbiselerim. Elbiselerime ne oldu? Nereden bileyim Mehmet? Sen de her şeyi bana soruyorsun. Ama siz benim hoşlandığım kız olmaktan çıktınız artık. Saçınız uzun değil, üzerinizdeki giysi beyaz değil, yüzünüz gülmüyor. Tipimi hemen değiştiriyorum. Bir daha asla sizin hoşlandığınız kız olmayacağım. Ay, bu işi daha etmiş olduk kocacığım. Allah'ım sen ne kıskanç kadınsın ha. Ne
yapalım? Manyak geldi. Öyleyse manyak gitmesin de bilmeli yani. Sen o manyak diyen ağzını yerim. 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 Sonra ne oldu? İşte sonra yani sonuçta olmadı. Bana bak Müfit. Bu iş olmayacaksa hemen söyle, gidip ameliyatımı olayım. Değil mi doktorcuğum? Olacak olacak. Kesinlikle olacak. O zaman elini çabuk tutsan iyi olacak. Evet Müfit Bey. Yoksa Firdevs Hanım'ı öyle bir erkek yaparım ki sonra size Allah acısın derim. Ne oluyor? Sana ne? Kimse kim işte? Doktor. Abi bunlar ne ya? Mahvetmiş abi bunlar ya. Yuh be, görmemişler ordusu. Ne ayıp. Evet. Öyle deme Şelale abla. Böyle kadınlar hangi erkeği baştan çıkartmaz ki? Evet maalesef haklısın. Hadi ya. Hadi. Yani sizce bu kızlar her türlü erkeği baştan çıkartabilir mi? Eğer şöyle böyle bir erkek değilse kesinlikle. Güzel. Evet arkadaşlar, öyle paydosu. Ben yemeğe çıkıyorum. Ha, doğru ya. Defileyi yemekten sonra devam ederiz. Çıkalım yiyelim. Çıkalım, çıkalım yiyelim. Çıkalım yiyelim. Aa, nereye gitti bunlar? Yemeğe çıktılar. Kızlar, gel. Baksanıza size bir şey söyleyeceğim. Mazhar Bey az önce aradı, tamam mı? Akşam sizi evine bekliyor. Yani bu konuda biraz çalışmak istiyorum sizlerle. Olabilir mi yani? Olabilir. Yalnız üzerlerinizde bikinilerinizle geleceksiniz, tamam mı? Ben tamam. Size şu adres için kartı da vereyim. Bu adrese gelirsiniz. Peki. 3 kişi cennete, 7 kişi de cehenneme geldi. 2 kişi part time cennete ve cehenneme geldi. Kolay gelsin kardeş. Öbür tarafa hoş geldiniz. Beni az önce sağ olsun kocam sinirlenip öldürüverdi de. Ayah! Toprağınız bol olsun ama merak etmeyin, kocanız öldüğünde gereken cezayı çekecektir. O niyeymiş? Sizi öldürdü ya, bunun cezasını çekecek. Kocam değil mi? Öldürür de sever de. Neyse, siz bana ne yana gideceğim onu deyin hele. Cennete mi gidiyor? Siz bilirsiniz. Kanka be, dün gece olanlar ne saçmaydı değil mi? Hiçbir kız bir erkeğin evine sizden hoşlandığımı hissettim diye gelir mi ya? Aslında gelmez tabii. İlginç tabii. Allah Allah. Kim acaba? Bilmem. Bir bakayım. Bak bakalım. Merhaba, buyurun. İyi akşamlar Mazhar Bey, nasılsınız? İyiyim, siz merhaba nasılsınız? Merhaba Mazhar Bey. Hayırdır? Bizim için hazırladıklarınızı görmeye geldik. Bir dakika. Anlayamadım. Sizin için hazırladıklarımı mı? Evet. Hoş geldiniz kızlar. Mazhar da sizin için bir şeyler hazırlıyordu, öyle değil mi kanka? Ben mi? Ne diyorsun lan? Neyse, tamam kızlar. Şöyle geçin, oturun. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Oturun bakalım. Ben geldim. Aman tanrım, neler görüyorum. Piliç gibi kızlar değil mi kanka? İnsan bunlardan biriyle evlense ömrü uzar valla. Şahsen ben düşünüyorum. Ne olur lan? Piliç ha? Yani şimdi bunlar mı piliç? Demek sen piliçleri çok seviyorsun ha? Öyleyse al bakalım sana piliç. Mazhar, ne oldu lan bu kızlara? Evet, işte istediğin gibi gerçek birer piliç oldular Müfit Bey. Ne yapacağız lan biz şimdi? Ama bütün bunlar senin başının altından çıktığı için şimdi sana ceza vereceğim Bodur Müfit. Allah seni kahretmesin. Pis sapık. Nihayet tercihine göre bir kıyafet buldun. Pum.
Nereye gitti Müfit? Merak etme hayatım. Onu bir yere kadar gönderdim. Hepsi o. Müfit! Efendim? Senin bu saatte bu kılıkta bizim evde ne işin var? Annem içeride. Manyak mısın sen? Ben de bilmiyorum Firdevs. Yani ben abine kız ayarlamaya çalışıyordum ki. Yani birden böyle oldum. Sonra... Firdevs bak aklıma bir şey... Ay. Allah cezanı vermesin senin, ne mi? Allah'ın sapı, manyağı. Utanmıyor musun sen? Utanıyorum efendim. Sus. Bir de yemyeşil giyinmişsin. Benim en sevdiğim rengi giymişsin. Başka renk bulamadım ha. Utanmaz seni. Utanmaz. Ay vurma. Utan. Utanıyorum ama efendim. Utanma. Tamam. Git dışarıda utan. Defol. Tamam. Bir de minik kuşumun kankası olacaksın. Utanmaz, arlanmaz seni. Yapma. Çık git, gözüm görmesin seni. Çık git. Terbiyesiz. Yürü düş önüme terbiyesiz. Sen de azgın şey. Edepsiz, sinirlendirme şimdi beni. Olmuyor. Yani ne yapsam olmuyor. Olmadı. Yani yapamıyorum. Yani beceremiyorum. Olmuyor. Olmuyor yani. Kesin olmuyor. Olmadı işte. İyi o zaman. Ben de ameliyatta erkek olayım bari. İsterseniz hemen burada bile yapabilirim Firdevs Hanım. Yapmasın. Bak hemen karar verme Firdevs. Yani bu işi becerebileceğime hala umudum var içimde. O zaman elini ve umudunu çabuk tut. Çünkü benim sabrım ve umudum tükeniyor. Ne oluyor? Nebahat. Neredesin sevgilim Nebahat? Nebahat'i doğru yerde aradığından emin misin? Evet, biz ölmedik mi? Evet, sen bir ölüsün. Benim ismim Kerizcan. Biz sevgilim Nebahat'le fani tarafta kavuşamayacağımızı anlayınca birlikte intihar ettik de. Yani onu neden göremiyorum? Bir saniye, bir bakalım. Evet, Kerizcan. Sevgilin Nebahat son anda intihardan vazgeçmiş Kerizcan. Yani o şu anda yaşıyor. Vay alçak. Hem de kendine yeni sevgili biri bulmuş valla. Neyse ne yapalım, ben de cennete gideyim bari. Kusura bakma, maalesef cennete gidemeyeceksin Kerizcan. Çünkü intihar etmek çok büyük bir suçtur. Anlıyorum, bu benim durumum herkese ders olsun. Hatta ortaokullarda liselerde ders diye okutulsun. Sen benim kız kardeşim oynayacaksın, tamam mı? Tamam, sen hiç merak etme. Ben deneyimli bir tiyatrocuyum. O da deneyimli bir evlenmeyen adamdır. Hmm. Peki bu işin sonunda onunla evlenecek misin? Evlenirim tabii, ne olacak? Tamam, kalk o zaman gidiyoruz. Hazır mısın? Hazırım, tamam. Ne haber kanka? İyidir. Seni yıllardır benim bile görmediğim kız kardeşim Tendure ile tanıştırayım. Kız kardeşin Tendure mi? Evet. Demek senin bir de kız kardeşin vardı ha? Tabii. Kız kardeşim Tendure Merzifon'da oturuyor. İstanbul'a birkaç günlüğüne geldi de gelmişken kankamla tanıştırayım dedim. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun girin içeri. Buyurun girin. Ulan kanka ne adamsın ha? Yıllar sonra bir kız kardeşin olduğunu söylüyorsun ha? Evet, sürpriz oldu bu bizim için. Şöyle geçebilirsiniz. Sen de rahatına bak. Nasıl olsa bu evden çıkmıyorsun hiç. Tabii her zaman gelemiyor Tendure. 40 yılda bir geldi. 40 yılda bir gelince de seninle tanıştırayım dedim yani. Ben çıkıp yiyecek bir şeyler alayım bari. Gerek yok, bende bir şeyler var, atıştırız. Yok, ben gidip alayım, daha başka değişik şeyler alayım geleyim. Evet. Hadi bakalım. Siz oturun keyfinize bakın, ben şimdi geliyorum. Hadi bakalım. Tamam. Bir şey yapmayın ha. Demek Müfit'in kız kardeşisin ha? Biliyor musun, biz senin abinle çok sıkı kankayızdır Tendure. Ha evet, abim anlatmıştı daha önce. Ama hayret, sen abine hiç benzemiyorsun. Bayağı boylu postlusun. Abin kısacık. Anne baba da uzun. Sizin sütçük kısa herhalde. Bilmiyorum artık. Burası biraz sıcak, ben hırkamı çıkartacağım müsaade ederseniz. Sen bilirsin, çıkar. Hatta elbisemi de çıkartacağım. Çok sıcak, sen terlemedin mi? Tendure ne yapıyorsun? Git buzdolabına gir, yapma. Sen Müfit'in kız kardeşsin. Rahat ol biraz canım. Nasıl rahat olayım? Hadi mahzar, çekinmene gerek yok ya. Otur aman şuraya, soyun. Benim için bir aile bu. Bırak ben yaparım, sen otur. Lan Müfit, sen bir boşluk olduğunu anlamıştım. Hadi mahzar, çıkart şunu da. Hadi çok sıcak, sen daha terlemedin mi? Hadi şunu da çıkart, sen rahat ol. Müfit, çekinmene gerek yok ki. Ne gerek var? Kapı. Dur. Açma. Giyinelim, öyle açalım. Açmayacakmış. Niye açmayacakmışım? Abicim. Abi. Ne? Kardeşim. Eyvah. Müfit geldi. Bu ne?
açıklayabilirim. Sandığın gibi bir durum yok kanka. Yazıklar abi. Olsun kanka. Yazıklar olsun. Bundan sonra bana kanka deme. Bana kanka deme. Evet, bak şimdi. Kız kardeşin tendure sıcaklamıştı. Oysa ben sıcaklamamıştım. Şimdi bir sıcaklayan bir sıcaklamayan olunca pis herif. Durum karışıyor. Sus alçak. Abi. Konuştukça daha çok batırıyorsun kendini. Ben geldim. Hoppala ya. Yani şimdi ben her geldiğimde farklı bir durumla mı karşılaşacağım ya? Ruhsar'cığım açıklayabilirim. Abi. Müfit'in kız kardeşi tendure. Tamam Müfit'in kardeşim. Müfit'in kız kardeşi mi? Evet tendure. Seni ancak bir tek şartla affedip eskisi gibi kanka kalabilirim Mazhar. Söyle şartını hemen yapayım. Kız kardeşimle hemen evleneceksin. Ne? Saçmalama. Ne diyor ya bu? Ne bileyim ben? Saçmalıyor. Saçmalıyorum öyle mi? Ben saçmalıyorum. Ben saçmalıyorum. Hem, yapma hem, abi yapma. Hem kız kardeşimle şey edeceksin hem de onunla evlenmeyeceksin öyle mi? Tamam ağlama. Ağlama kardeşim ağlama. Yazıklar olsun sana. Ha, dur ben bunu yarın iş yerinde, sokakta, kahvede mi de internette anlatayım da gör bakalım nasıl oluyormuş alçak ırz düşmanı herif. Sapık. Dur bakalım. Şu kız kardeş meselesi neymiş onu anlayalım ilk önce. Hı? Benim adım Tendure. Müfit benim abim değil. Benimle Mazhar Bey'le evlenmem için anlaştı. Ben usta bir tiyatrocuyum. Kanka sen inanma buna, inanma. Yani böyle şeyler bu aralar Hülya Avşar'da çok oluyor. Yani moda. Sakın inanma kanka. Sakın inanma, olur mu? Ha kanka? Bana kanka deme! Bana kanka deme! Aşağılık, yalancı, bodur. Akdeniz bitki örtüsü kılıklı. Ruhum, ha. Bu aşağılık yalancı cüceye istediğini yapabilirsin. Memnuniyetle. Burnum uzadı. Neler oluyor bize? Sizi Pinokyo'lar sizi. Pinokyo olduk. Yalan söylerseniz. İnanamıyorum. Böyle uzar işte. Gel. Sinirlenme sen aşkım, sinirlenme. Bana tendure mendure işleme. Senle de daha işim bitmedi. Aşkım bana niye sinirleniyorsun ya? Arkadaşlar burada da bir iki resim var ama. Çocuklar. Bizim manken Ebru ile Kumru'dan hiç haber yok hala. Önder Bey Barut gibi. Hı. Neredeler acaba? Evet ya. Ülkenin en ünlü mankenlerine bile güven olmuyor artık. Baksanıza iki gündür ortada yoklar. Hı. Haklısınız arkadaşlar. Ben de iki gündür yalancı kızlardan bıktım valla. Kız dediğin mert, baba yiğit, delikanlı olmalı. Aynı erkek gibi olmalı. Hı. Neyse hadi aramaya devam edelim. Kız dediğin mert, baba yiğit, delikanlı olmalı. Aynı erkek gibi olmalı. Erkek gibi o ya, kendisi. Hiç merak etme. Sana bu dediğin özelliklerde bir kız bulacağım. Bu olmaz. Ha? Ne oldu? Sağ ol. Öf. Yani erkek gibi kız olmalı. Böyle vurdu vurduk, kırdığı kırdık. Allah Allah. Nereden bulacağız böyle bir kızı? Ben hiç böyle bir kız tanımıyorum. Bilmiyorum. Düşünelim bakalım. Tam tersini olsa ben yardımcı olabilirdim. Hı? Yani kız gibi erkek istiyorsanız ben olabilirim ha? Aslında benim aklıma bir fikir geliyor ama olur mu ki acaba? Ya ne oluyor? Yok bir şey konuşuyorduk canım. Yürü. Yürü Müfit. Sana ne oluyor? Ha. Sakine Hanım 10 yumurta ve 5 ekmek almış. Ay başında gelip borcumu 10 yumurta ve 5 ekmek olarak geri ödemiş. Emin Bey de 2 kilo toz şeker ve 3 yoğurt almış. O da borcumu 2 kilo toz şeker ve 3 yoğurt olarak geri ödemiş. Bu işte bir gariplik yok mu? Sana söylüyorum yer cücesi. Ya Muhteşem abi, Sakine Hanım da Emin Bey de bu dükkandan ne aldıysa o malların aynısını tekrar geriye getirdi borçlarını ödemek için. Bunda ne anormallik var ki? Anormalin önüne gideni sensin. Fındık bakkalı. Herkes para yerine aldığı malı geri getirirse biz bu işten nasıl para kazanacağız ha? Nasıl? Söyle bakayım. Haklısın be Muhteşem abi. Bu olayın bu yönünü ben hiç düşünememiştim. Düşünsen şaşardım zaten. O ne lan? Ne yapıyorsun sen orada domateslerle? Ya Muhteşem abi dükkanımızda ketçapla salça kalmadı. Ben bunları fırçıta dükkanımızda salça yapıyorum. Nasıl ama zeka Muhteşem abi? Ulan muhterem. Seni sopalamanın var ya şeytan daşlamaktan daha büyük bir sevabı var.
Sen var ya sen. Merhaba muhteşem. Nasılsın? Firdevs Hanım, hoş geldiniz dükkanıma, şeref verdiniz. Hoş bulduk muhteşemcim. Ben buraya senden bir şey rica etmeye geldim. Yalnızca senden muhteşemcim. Benden mi? Benden mi? Senden. İsteyin Firdevs Hanım, şu veresiye defterini parça pinçik edip başınıza aşağı konfeti olarak dökeyim. Onu istemiyorum. Sizden sadece kadın kılığına girmenizi istiyorum. Girdik gitti Firdevs Hanım, siz isteyin. Ördek kılığına bile gireriz. Güzel. O zaman şimdi beni iyi dinleyin. Şimdi... Arkadaşlar, bu mankenlerimiz Ebru ile Kumru ortada yok. Ne yapacağız bilemiyorum. Önder Bey, o ikisini de aramadığımız yer kalmadı ama yoklar. Tavuk olup uçtular sanki. Acaba başka ajanslara falan mı müracaat etsek? Yeni birilerini mi bulsak ha? Önder Bey, ben bütün ajanslarla görüştüm. Hiç bayan manken kalmamış. Hepsi yaz dolayısıyla o defile senin, bu defile benim dolaşıp duruyorlar. Ne yapayım? Ben en iyisi gidip firma yetkilileriyle görüşeyim. Belki biraz daha oyalarım. Firmanın yetkilisi... Benim üniversiteden arkadaşım. 68 kuşağından. Bir zamanlar 6. filoyu taşlardık Dolmabahçe'den. Önder Bey, yani kendinizi bu kadar harap etmeyin. İlla ki bir çaresine bakarız efendim ya. Evet. Ben bir çaresini buldum galiba. Evet, buldum. Kim bu ya? Böyle kapıyı çalan. Geldim. Hop, tamam geldim. Buyurun. Selamın aleyküm. Yakışıklı. Aleyküm selam da sen de kimsin bacı? Ben kendimi tanıştırayım. Ben erkek gibi yetişmiş delikanlı bir kızım. Adım Erkek Müfiye. Seni rüyamda gördüm. Tanışmaya geldim. Bir dakika. Öyle babanın tarlasına girer gibi... Merhaba Caniko. İçimizden bir ses buraya gelmemiz gerektiğini söyledi de. Biz içimizden gelen seslere dışımızdan gelenlerden daha çok önem veririz. Allah Allah. Nereden çıkıyor bunlar anlamıyorum ki. Oo. Bu tipsiz karı da kim böyle? Hay! Benim tipim ikinizin toplam tipinden çok daha güzeldir canım. Ay gülüm bari, çok da molozmuşsun. Hay! Ne moloz musun? Yapmayın. Moloz sensin. Kızlar yapmayın. Sen. Yapmayın kızlar. Durun kızlar. Yapmayın. Evet, güzel olmuş. Şimdi doğru mahsara gidip metinleri alıyorsunuz. Oradan da defileye gidiyorsunuz arkadaşlar. Ya ama Önder Bey yapmayın ya. Önder Bey, bu kıllarla mı gideceğiz defileye? Evet, yolda giderken bir ağdacıya uğrayın. Orada ağda yaptın. Ondan sonra cillop gibi olursunuz. Eyvahlar olsun ya. Nezle olacağız ya? Hadi yürüyün bakalım ya. Çocuklar, kolay gelsin. Ya, görüşürüz. Görüşürüz Önder Bey. Görüşürüz. Yürü be. Ya durun, yürüyün be. Ruhsar! Merhaba canım. İşte ben geldim. Hoş geldin benim aslan gözüm ablacığım. Ah canım benim. Hoş bulduk güzelim. Ne o kız, beni çok mu özledin? Hem de acayip özledim gözüm abla. Sen geldiğine göre ben de artık öbür tarafa gidebilirim değil mi? Ay dur kız, acelen ne, dur. 2 dakika oturayım. Ay nefes nefeseyim baksana. Çok yoruldum. Ay. Tamam, sakinleştiniz değil mi kızlar? Ay kardeş, sen de çok çirkinmişsin canım. Yani 100 tane gözüm olsa bir tanesiyle sana bakmazdım. Vallahi senin o gözlerini bir oyarım. Bir daha dünyaya bakamazsın. Hindi suratlı karı. Ay sana hindi suratlı karı diyor Muhtenur abla. Sen sesini kes.
Yerli uyarım seni yapmayın, vallahi. Yapmayın tamam tamam. Hanımefendi yapmayın oğlum. Hanımefendi ne olur. Teyze, teyze sakin tamam, ol teyze. Tamam tamam konuşmayın. Konuşma. Ne vuruyorsun? Hay Allah'ım ben bu üçünü Ruslar gelse nasıl izah ederim? Çok merak ediyorum. Geldim, geldim, geldim. Geldim, geldim. Her kim sen iyi ki geldin. Merhaba yakışıklı, ne haber? Yerim seni delikanlı. Yavrum benim ayol. Sen kimsin? Sen ne yapıyorsun? Arkadaşıma Türk'te gitti mi? Yapma diyorum sana, gel dost yarı. Hop hop hop. Bana bakın hepinizi bir yerden tanıyorum ama nereden? Kimsiniz ulan siz? Ben Aydan. Ben Müfiye. Ben Muhtenur. Ben de Melur. Ben Cemile. Ben Bahayi. Ben geldim. Yuh, ye lozlar. Bunlar da kim be? Ruslar, hoş geldin ruhum. Bak, bunların hepsini sana izah edebilirim. Ama belki de edemem. Bunların hiçbiri bana yabancı gibi gelmiyor. Hatta sanki hepsi tanıdıkmış gibi. Hakikaten ya, bana da öyle geldi. Dur bakalım, şimdi anlarız. Çanta gelsin kafana. Ne yapıyorsun? Vay vay, şunlara bak. Ulan şu üç kağıtçılara bak be. Ama ben şimdi onlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Aman Allah'ım inanamıyorum. Ruslar, ruhum, ne yapacaksın onlara? Çok güzel bir şey aşkım. Ruslar, nereye gönderdin onları bu kılıkla? Layık oldukları yerlere hayatım. Nasıl layık oldukları? Aa! Aman ay bir sürü kadın olur yani erkekler bak. Ah, ah. Ay vallahi bu işte hallettik ya. yani artık bunu kutlayabiliriz değil mi? Nasıl kutlayacağız? Nasıl mı kutlayacağız? Şöyle kutlayacağız, ben sana anlatacağım. Seni layık olduğun yere götüreceğim içeriye. Yandım yandım bu bendeki hal nedir? İnan bana canım bu benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür, döktür, bir o yana bu yana. Aklım başımdan gitti, vay bana, vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu, inan bana. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti ruhla kaldık. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana.